Ey ayrılığıyla göklerin yerlerin ağladığı oğul. Ayrılığın yüzünden gönül kanlar içinde kalmış, akılla can da ağlaşıyorlar. Dünyada senin yerini tutacak hiç kimse yoktur. Bu sebepledir ki senin mateminde hem bu dünya hem de öbür dünya ağlamadadır. Cebrail aleyhisselamla diğer meleklerin kanatları mosmor olmuş. Bütün peygamberler, bütün veliler senin ölümün için gözyaşı dökmekteler. Bu matem içinde öyle bir hale geldim ki söz söylemeye kudretim kalmadı. Yoksa ağlamanın, feryat etmenin ne olduğunu ben halime gösterirdim. Ey oğul! Sen bu dünya evinden gidince devlet, saadet tavanı yıkıldı. Ayrılıkla, ölümle imtihan edilenlere mutluluk dahi ağlamaya başladı. Ey aziz varlığım, hakikatte sen bir kişi halinde görünen yüzlerce alemdin dün gece. Senin için o aleminde, bu aleminde ağladıklarını gördüm. Ey oğul, sen gözden ırak düşünce göz de senin arkana takıldı gitti. Böylece can gözsüz kaldı da kanlar saçmaya başladı. Ağlamamı isteseydin sana yağmur gibi gözyaşları dökerdim. Fakat gönlümün kanlar saçarak böyle gizlice ağlaması daha iyi. Senin için ağlamak değil, ayrılığınla tulumlar dolusu gözyaşı dökmek, her an kanlarla erimek, her nefes feryat etmek gerek. Yazık, yazık, yazık ki her şeyi açıkça gören, nur ve imanla dolu olan gözlere bu fani gözler ağlamaktadır. Ey oğul! Ey süratle uçan devlet kuşu. Yaydan ok gibi fırladın gittin. Şimdi yay da senin için ağlamadadır. Şehzade Kasım'la birlikte Şehzade İbrahim de idam edilecekmiş. Tevatür o ki son anda vazgeçmişler. Çok şükür paşam, çok şükür. Şehzade İbrahim'i de toprağa verseydik nice olurdu halimiz. Allah muhafaza, inkirazın eşiğine gelirdi hanedanımız. Bugün bu saraydan tabut çıkmayabilirdi Hüseyin Paşa. Şehzade Kasım hala sağ olabilirdi. Padişahımızı hal edip yerine Şehzade Kasım'ı çıkartarak mı?
Cümle Osmanlı mülkünün temeli adalet üzerinedir. Sen de çok iyi bilirsin ki hünkârımız daire-i adaletten çoktan ayrıldı. Esas sen ayrıldın paşam. Ayrıldın ve Küsem Sultanımızın dairesine girdin. Seni bir defa kolladım. Görmezden geldim. Lakin aynı hatayı tekrarlarsan karşına ilk ben dikilirim. Keşke hadiseler çığırından çıkmasa ve siz de böyle bir karar vermeye mecbur kalmasaydınız hünkârım. Allah şehzademize rahmet eylesin. Amin. Validemle birlik olup saltanat hayalleri kurdu. Bizzat ikaz ettim onu. Validemi kopardığı fırtına yakandı. Aslında ben de validenizle alakalı konuşmak istiyordum. Vakti değil belki. Ancak dün gece yaşananlar. Söyle Yusuf. Aklındakini olduğu gibi söyle. Çok şükür kılınıza dahi zarar gelmedi. Tehlikeyi savuşturduk. Lakin valideniz yaşadığı acının tesiriyle tekrar harekete geçebilir. Bilhassa Şehzade İbrahim sağken.